Merhaba Oluşum Haber izleyenleri. Evet, bugün de gördüğünüz gibi harika bir manzara içerisindeyiz. Sağ tarafımda görmüş olduğunuz gibi yeşillik arazinin içerisinde bulunan çeşitli moloz yığınları. Sol tarafımızda görmüş olduğunuz gibi orada bir kullanılmayan bir koltuk. Sağcık Seferihisar istikametinde bulunan yoldayız efendim. Yani söyleyecek kelime bulamıyorum ya. Hani yazıyor söylüyorsunuz ya böyle işimiz Seferihisar, gücümüz işimiz Seferihisar diye. Yani eğer memleket sevdalısıysa bir insan, bürokrasi, belediye, AK Partisi, CHP'lisi her kimse yani gerçekten Seferihisar'ı seviyorlarsa çevre temizliğiyle, iklim krizi farkındalıksa öncelikle çevre temizliğinden başlanmalı. Hani belediye ekiplerinin çok fazla işi varsa, çalışmayanlar da var bazıları ya, hani çok çalışanlar da olduğunu hesaba katarsak, işleri başından aşkınsa şayet, verin o zaman ekibi halka, eline bir süpürge, farkındalık yaratarak biz kendimiz temizleyelim. Ya böyle bir görüntü kimin içine siniyor ben anlamıyorum. Yani hakikaten bir çevreci olarak, bir vatandaş olarak, bakın hiçbir beklentisi yok insanın. Buraya geldiğinde, Seferihisar'ı gezmek istediğinde, evimiz burası bizim. Bu şekilde görüntüyü kim görmek ister ya? Elif yaklaşır mısın birazdan? Hayvanları otlatmaya gelen bir çobanla karşılaştık. Burada hayvanlar otlarken naylon yiyordu birkaç tanesi. Yani biz doğa, çevrecilik, organik tarım, müthiş yetiştiricilik, tarladaki arazilerimiz, ürünler yetiştirelim diye uğraşa duralım. Bir tarafımızda böyle çevre katliamcılarla da savaş verelim. Yani biz insanlarımıza düzgün çevre kirliliğini, işte bu farkındalığı, iklim krizini, küresel ısınmayı, bakın 25 Ocak'tayız. Ve hava 15-16 derece. Eğer biz bu iklim değişikliğine bir farkındalık yaratmak istiyorsak önce çevre temizliğinden başlamamız gerekiyor. Bugün arkadaşımızla beraber tesadüfen yolda geçerken bir tilkinin ölümünü gördük. Hayvanın ağzından köpük geliyordu. Kim bilir belki zehirlendi, farklı bir şey yedi, kimyasal içti. Bilemiyorsun. Yani biz onların doğasına da aslında zarar veriyoruz. Hani o hayvanseverler sadece kedi köpek de değil. Doğasıyla, hayvanıyla, canlıya sahip çıkan insanlar istiyoruz. Çok doluyuz ya hakikaten. Bir tarafımız tarla içerisindeki arazilere binalar yapıldığını görüyoruz. Bir tarafımızda katliam yapan, nerede pisliğini, evinde kullanmadığı eşyayı bırakıp böyle leş bir görüntü bırakanları görüyoruz. Yani yorum sizin, biz halkın sesiyiz. Bu şekilde de size ulaştırmak istedik efendim. İyi günler diliyorum.